Sakarya çok güzel bir yer ama Sakarya daha iyi yönetilebilir. Planlaması daha güzel yapılabilir. Daha profesyonel, daha iyi, tarafsız, torpilsiz. Bu işin eğitimini almış, okul okumuş, gelmiş, şehirci, proje bunun üzerine çok daha iyi bir belediye katısı olabilir. Sakarya bunu hak ediyor çünkü Sakarya bu belediye hak etmiyor. Ev kiraları 1200 lira. Serdivan gibi bir yerden bahsediyoruz yani. Sakarya'nın daha yeni gelişmekte olan bir ilçesinden bahsediyoruz. Ev kiraları 1200 lira. Kampüs civarları 1500 lira olmuş. Şöyle ben ilk geldiğim seneler Serdivan'da doğru düzgün ev yoktu. Yani bura gerçekten daha asfalt yoktu. Bu çalıştığımız kafe yoktu. Hiçbir şey yoktu. Birkaç senelik bir şehirde 1200 lira, 1500 lira kira vermek gerçekten korkunç bir durum. Trafiği neredeyse İstanbul gibi oldu. Burada çok saçma sapan bir trafik var. En büyük problem bu arada trafik. Mesela örneğin tren geçidi. Tren geçidine bir köprü yapılabilir. Her yer müsait. Yaprak döner de olur, geçit de olur, her şey olur. Ama yapılmıyor. Diğer mesela ışık her yer ışık. Trafik yoğun. Yolları çok bozuk. Park alanı yok. Koskoca Adapazarı'nda sadece bir yerde bir alt geçit var. Bir sürü alt geçite müsait olan kavşaklar var. İnsanlar o kavşaklarda bir tek kavşakta 2 dakika 3 dakika zaman harcıyor. Bu da insanların ekonomisine hem ülkenin ekonomisine zarar veriyor. Dünya kadar enerji sarf ediyoruz burada. Zaman sarf ediyoruz. Serdivan'dan çarşıya 45 dakikada iniyoruz bazen. Zaman geliyor. Dolayısıyla hele çağımızda zaman artık altından daha kıymetli. Her zaman bir yerlere yetişmek istiyoruz. Tamam. 5 elmadan bir tanesi belki çürük çıkabilir ama hepsi de değil yani. Evvelden mesela İzmir'de gidiyorduk yarım saatte diyelim, şimdi gidiyoruz 10 dakikada. Otoban var, her şeyimiz var yani. Öğrenciyiz diye yapıyorlar. Çünkü öğrencinin eli mahkum, ne de olsa gelip geçecek buradan diyorlar. Ama bu korkunç bir durum. Yani ben şahsen kendim İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da ev kiraları 1000 lira ama burada 1200 lira veriyorum. Nasıl oluyor anlamadım. İkinci sıkıntısı, üniversitemiz gerçekten çok güzel ama etkinlik yönlerinden çok zayıf kalıyor. Bu bir gerçek. Kendim de İstanbul'da birkaç üniversite gezdim. Oradan biliyorum. Böyle semt gezen Suriyeliler tip. Böyle hani saçlarını şuralarını kazıtıp buralarını bırakan, arkadan toplayan ama önünü sarıya boyayan tiplerini sevmiyorum. Dolayısıyla ama doğası olarak Sakarya Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Tek problem olarak trafiği görüyorum ben. Sakarya'mız bizim şirin. Şimdiki tanıtımıyla mesela üniversitemizde olsun, olan öğrencilerimizde olsun, öğrencilerimize saygımız sonsuz, onların da bize saygıları sonsuz oluyor. Şöyle bir sıkıntı var, insanlar gerçekten burada samimi ve sıcakkanlı. Ben ilk geldiğim sene burayı gerçekten çok seviyordum. İnsanları çok iyiydi, doğası harika bir şehir. Orayı kesin tavsiye ederim. Manzara falan süper bir şehir. Ama şöyle bir sıkıntı var, bazı insanların da onu görüyorum. Öğrenci ise bu adam buralı değil, bunu biz dışlayalım mantığı da görüyorum. Bu da çok yanlış bir davranış. Ama yakın zamanda inşallah çözecektir bunlar. Bu yüzden yani öğrencilere böyle davranmayayım deyip konuşmamı bitirmek istiyorum.